Merhaba sevgili takipçilerim ve merhaba saygıdeğer Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sayın Bakanım, bu videoyu aslında direkt size çekiyorum. Ve sevgili takipçilerim, sizlerle birlikte bazı şeyler konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sesimizin duyulması, bu birazcık da olsa harekete geçilmesi inanın beni çok mutlu etti. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bana bazı telefonlar geldi. Bazı teşekkür telefonları geldi. Bazı önemli yerlerden gene sağlıkla ilgili Muğla ilinden telefonlar geldi. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Ama özellikle Sayın Bakanım Fahrettin Koca'ya konuşmak istiyorum. Saygıdeğer Bakanım, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle. Sesimizi duymuşsunuz. Bize kulak vermişsiniz ve bazı talimatlar vermişsiniz. Bunlar gerçekten bizi çok mutlu etti. Beni de çok mutlu etti. Sizin duyarlı biri olduğunuzu zaten bütün takipçilerimle birlikte hepimiz biliyorduk. Ve böyle bir cevap alabileceğimizi biliyorduk, tahmin edebiliyorduk sevgili Sayın Bakanım. Şöyle bazı telefonlar aldım. Bundan bahsetmek istiyorum. Öyle güzel telefonlar aldım ki bana mesela çok teşekkür eden, yine bu sağlıkla ilgili yetkili neresiydi? Sağlık il, sağlık il sen mi? İşte bir yerlerden aradılar. Ne deniyor ya? İşte hiç bazen kafam gidiyor sayın bak. İşte il sağlık müdürü aradı. İşte bazı gene yetkili kişiler aradı sağlıkla ilgili. Çok teşekkür ettiler. İşte biz yıllardır sesimizi duyuramıyoruz dediler. Sizin dediler bir videonuz sesimizi duyurmanıza fayda etti dediler. Bu yüzden bana bayağı bir teşekkür telefonları geldi. Ziyaretler oldu bana. Bu çok hoşuma gitti. Gene bir telefon geldi. Özellikle bunun için arıyorum diyorum. Heyecanlanıyorum bakanım. Şimdi sizle konuşuyorum ya sanki siz karşımdaymışsınız gibi sizinle konuşuyorum. O yüzden biraz heyecan yaptım. Kusura bakmayın yanlış bir şey söylerim. Lütfen affedin. Özellikle sağlık müdürü, il sağlık müdürü İskender Gezgin olması lazım. Çok fazla aklımda tutamıyorum isimleri, şeyleri. Telefon açtı kendisi bana ve şöyle dedi. Daha telefonu açar açmaz şu şekilde konuştuk. Kelimesi kelimesini söylemek istiyorum size. Merhaba, Dilara Bakan'la mı görüşüyorum dedi. Evet dedim, buyurun benim. Ben dedi il sağlık müdürü İskender Gezgin dedi. Buyurun dedim. Sizin için dedi ne yapabiliriz dedi. Bizim için de, yani ne istersiniz? Özel bir isteğiniz nedir? Sizin için ne yapabiliriz dedi. Ben dedim ki ben dedim kendim için özel hiçbir şey istemiyorum. Ben dedim radyoterapi cihazı için işte PET cihazı yani orada bir radyasyon. Tamam dedi lafımı keserekten. Bakın kelimesi kelimesini anlatıyor. Biz dedi zaten dedi radyoterapi cihazın dedi hazırlıklar başladı dedi. İşte dedi PET cihazı dedi konması öyle kolay dedi. Bunlar kolay değil dedi. Bunlar dedi zaman alan şeyler özel dedi yer lazım ona dedi falan dedi filan dedi bir şeyler dedi. Böyle bir oyalama hissettim açıkçası. Siz dedi onları düşünmeyin dedi. Siz dedi ne istersiniz dedi. Ben dedim hiçbir şey istemem dedim kendime özel. Sayın Bakanımız dedi bizi aradı beni aradı dedi ve dedi sizinle dedi ilgilenmemi alakadar olmamı söyledi dedi. Evet bakanım yani bunun için ben şu videoyu çekiyorum. Sayın Bakanım Fahrettin Koca beyefendi. Şimdi ben kendim için özel hiçbir şey istemiyorum. Hayatım boyunca da bugüne kadar özel hiçbir şey istemedim. Hiç kimseden. Şöyle söyleyeyim size en basitinden. Ben son evre kanser hastasıyım. Meme kanseriyim. Şu an benim beynimde bir sürü karaciğerimde bir sürü kemiklerim. Ben 6 yıldır bununla uğraşıyorum zaten bu hastalıkla. Zor günler geçiriyorum. Ve ben gene kimseden hiçbir şey istemedim. Hep Rabbim bana gönderdi yalnız. O ayrı bir şey. Mesela çok ihtiyacım olduğunda, çok boynum kırıldı, omurgam kırıldı. Rabbim bana hep bir melek gönderdi. İnşallah bir gün onları da anlatabilirim sizlere. Şunu söylemek istiyorum. Mesela benim şu an ilacım yok, bitti Sayın Bakanım. Yani bütün kemoterapi ilaçları, bütün yollar bende denendi ve hiçbir ilaca cevap vermiyorum. Yani ilacım da kalmadı. Çünkü benim cinsi üçlü negatif, triple negatif meme kanseri ve benim genetiğim pozitif. Benim için dışarıdan, yurt dışından ilaç var. Bir iki ilaç var.
Bunları da maalesef SGK karşılamıyor. Çok pahalı bir ilaç. Eğer ben kendim için özel bir şey istemiş olsaydım ben bu ilaçtan bahsederdim. Derdim ki bu ilaç lazım, bana da çarem yoktur diye. Ama bunu da şöyle bir yolla, avukat yoluyla SGK'ya mahkemeye verilerek bir şekilde alınıyormuş. Bunu öğrendim ve ben o yola başvurdum ve şu an avukata verdim ve mahkeme açtık. Ben o şekilde yurt dışından o ilacı getirmeye çalışıyorum Sayın Bakanım. O yüzden kendim için özel bir şey hiçbir zaman istemiyorum. Ben öyle olduğu zaman benim karnım ağrıyor, boğazım düğümleniyor. Ben özel olmayı hiç istemiyorum, özellikle hastalık konusunda. Ben upuzun kuyruklar olurdu. Ben Çapa Hastanesi'nde, Cerrahpaşa Hastanesi'nde sabahtan akşama kadar kuyruk beklediğimi, benden daha ağır durumda olanları da önüme geçirdiğimi bilen bir insanım. Şu an daha ağır vaziyetteyim. Ama gene de hiçbir şey istemiyorum. Ben o günaha asla girmek istemiyorum. Özel hiçbir şey istemiyorum Sayın Bakanım. Bunu söylemek istiyorum. Bunu belirtmek istedim. Yani İl Sağlık Müdürü beni aradı, bu şekilde konuştu. Sizin ona talimat verdiğinizi ve o bayanla ilgilenin, alakadar olun dediğinizi söyledi. Ben de buna istinaden bu videoyu çekmek istedim. Benim sizden isteğim bütün kanser hastaları adına, Muğla ili adına, Muğla'da yaşıyorum 6 yıldır ve Muğla'da gerçekten çok büyük bir sağlık sıkıntısı var. Keşke buraya gelebilseniz, keşke burada yerinde analiz edebilseniz, Muğla Sıtkı Koçman Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelebilseniz, görebilseniz, orada biraz şikayetleri keşke dinleyebilseniz, keşke sizinle tanışabilsem. Daha iyi olurdu bence ama tabii çok yoğunsunuz, Covid-19 denen bu illetle. Allah bütün dünyanın yardımcısı olsun, hepimizin yardımcısı olsun. Çok zor günler geçiriyoruz bununla ilgili. O konuda da haklısınız, çok yoğunsunuz biliyorum. Benim gerçekten sizden tek bir isteğim var Sayın Bakanım. Ve bunu başarabileceğiniz tek kişi sizsiniz. Yapabilecek tek kişi sizsiniz. 6 ayda bir hastane kurulabiliyorsa ihaleyle, bence 3 ayda da bu radyasyon merkezi, radyasyon onkoloji merkezi, PET-CT cihazı hepsi konulabilir diye düşünüyorum. Bu konuda sizden gerçekten acil ivedilikle yardım istiyorum. Ve ben bunları ölmeden önce görmek istiyorum. Yani ben ölmeden önce, çünkü gerçekten son evredeyim, zor durumlardayım. Belki şu an konuşurken oradan belli olmuyor. Tabii ki Allah bilir ama şimdi tedavimde kalmayınca öyle düşünüyor insan. O yüzden sizden ricam, sevgili Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, bir an önce Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bu kanserle ilgili radyasyon onkolojisi bölümü, merkezi, radyoterapi cihazları, PET, CT cihazı yapılsın. Muğla'ya yakışır bir şekilde devletimiz güzel hastanemize, çok güzel bir hastane yapmışız. Kocaman, çok güzel bir hastane. Hatta orada J blok yapılmış sadece bu iş için, bu radyasyon bölümü için. Fakat öyle duruyormuş yıllardır. O bölümün yapılmasını rica ediyorum sizden ve ben bunu görmek istiyorum Sayın Bakanım. Çok istiyorum. Biz kanser hastaları, siz de bir doktor olarak çok iyi bilirsiniz. Bizi zaten ya biz anlarız ya da sizin gibi doktorlar anlar. Bizim çektiğimiz acılar öyle böyle acılar değildir. Mesela benim kemiklerimdeki olan tümörler benim kemiklerime tornavidayı sokup çevirip oyuyorlar gibi ağrılar verir. Beynimdeki tümörler bana şöyle bir ağrı veriyor ki bütün beyin tümörlerini bilirim. Ya bilinç kaybı olur ya başka şeyler. Bana verdiği ağrı 150 ton ağırlığında bir tır, sanki tepemde oturuyormuş gibi bir baskı verir. Karaciğerimdeki mide bulantıları veriyor, iştahımı kesiyor. Yani büyük acılar çekiyor kanser hastaları. Gerçekten bedeni olarak bedenimiz çok acıyor. Ve biz bu acılarla bir de gidip şehir dışında hastane aramak, radyoterapi cihazı aramak, PET-CT aramak zorunda kalıyoruz. Bizi bundan kurtarın Fahrettin Hocam. Lütfen bizi bundan kurtarın. Biz buradan İzmir'e, Bodrum'a, Aydın'a gitmek zorunda kalmayalım. Bir de bu kadar acılarımızla, bu kadar ağrılarımızla. Bizim zaten yarışımız zamanla. Biz zamanla yarışıyoruz hocam. Yani
Bizim için bir saatin bile önemi o kadar büyük ki, hele benim için şu an o kadar büyük ki, her geçirdiğim güzel dakika o kadar önemli ki benim için. Allah bilir, her zaman Allah bilir ama sona yaklaştığımı hissettiğim için lütfen yardım edin. Sizden bunu istiyorum sevgili Fahrettin Hocam. Ve çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sesimizi duyduğunuz için. İyi niyetinizle İl Sağlık Müdürünü arayıp benimle ilgilenmesini söylediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben yanlış anlaşılmak istemediğim için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Kendim adıma hiçbir şey istemiyorum Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşça kalın.